Buyurun, yaşa takılanlara müjde var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla EYT çalışması hız kazandı. Avrupa'daki örnekleri inceleyen bakanlık yetkilileri milyonların derdine çare için iki sistem üzerinde duruyor. Çıksın artık bu yasa! Çıksın artık bu yasa! Şu anda günümüz dolmuş yani, hizmetle dolmuş. Ama bekliyoruz, emekli olamıyoruz, yaşa takılıyoruz yani. Bizim de 3-4 sene var abi. Ben de yaşa takılanlardan birisiyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat talimat verdi. Emeklilikte yaşa takılanlar için yol haritası çizildi. Öne çıkan formül Almanya ve Finlandiya sistemi. 5-6 ayım var ama EYT çıkarsa hemen emekli olacağım. Çıkmazsa 20 ay sonra. Ben de bekliyorum. 8 sene oldu. Daha 2,5 senem var. Birçok eylem yaptılar, seslerini duyurmaya çalıştılar. Emeklilikte yaşa takılanların mücadelesi sürerken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapsamlı bir hazırlık içinde. Evet, bekliyoruz tabii, niye olmasın? Gerçi benim onayım kaldı da. Çıkması gerekiyor tabii. Bunu ben zaten hak etmişim. Almanya modelinde emekliliğe kaç yıl kalmışsa her yıl için kesinti yapılıyor. O kesintinin oranı %2. Yani emekliliğe 4 yılı kalandan %8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla erken emeklilik hakkı veriliyor. İşte askerlik borçlanması yaptım. EYT çıkarsa yatırmasam da oluyor. EYT çıkmazsa mecbur yatıracağız. Finlandiya sisteminde de sigortalık kesintiyle erken emekli oluyor. Yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca da kesinti ortadan kalkıyor. Ben de EYT'liyim ama çıkmasın. Çünkü devletin yükü ağır. Devlet her şeyden önce gelir. Bakanlık çalışanları EYT'nin maliyetini de hesaplamaya başladı. Hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Devlete bayağı bir külfet olacak. Bunu da düşünmek lazım. Daha önce EYT'nin maliyeti yaklaşık 750 milyar olarak hesaplanmıştı. Uzmanlar seçimden önce düzenlemenin çıkabileceği görüşünde. Emekliye seyyanen zamla asgari ücretliye enflasyonun üstünde zam verilmesinin de Erdoğan'ın masasındaki başlıklardan olduğu konuşuluyor kulislerde. Tabii milyonlarca EYT'li şu an ekran başında. Eminim sizler de öyle ekran başındasınız. Bizler de merak kafamızdaki ediyoruz. Sorular var. Mali müşavir Özgür Erdursun da Skype'ta canlı yayında bizlerle beraber sorularımızı yanıtlayacak. Tabii bu arada sorularınızı lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bize gönderiniz. O sırada Özgür Bey yanıtlar. Şimdi öncelikle Türkiye'de kaç EYT'li var? Ve neden EYT'liler bu kişiler Özgür Bey? Nereden çıktı bu EYT? Dertlerine derman olabilecekler mi? Günaydın deyip sorularımızı sorduk. Cevaplar alalım sizden. Günaydın, hoş geldiniz. Buyurunuz efendim. Günaydın Ebru Hanım, günaydın Murat Bey. Emeklilikte yaşa takılanlar ülkemizde 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olan kişilerdir. Yani son... Bugün tarih itibariyle 22 yıl, 1 ay, 24 gündür sigortalı olanlar EYT'li değildir. 8 Eylül 1999, 8 Eylül dahil olmak üzere 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT'lidir. Bunun muhakkak bilinmesi gerekiyor. Bu yasa çıkarsa herkes emekli olamaz. Şimdi 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olan yaklaşık 11,5 milyon kişi emeklilikte yaşa takılmıştı. Bu sayının da 7 milyonu, yaklaşık olarak söylüyorum 7 milyonu emekli oldu. Ve yaklaşık da şu anda 4 milyon 800 bin kişi emeklilikte yaşa takılmış, emekli olamamış ve yaşını bekliyor. Ama bugün yasa çıkarsa bu 4 milyon 800 bin kişinin de hemen emekli olması da mümkün değil. Çünkü emeklilik için kadınların 20, erkeklerin 25 yıllık sigortalık süresinin dışında aynı zamanda prim gün sayısına da ulaşmaları gerekiyor ki emekli olabilsinler. Özgür Bey peki hemen şunu sorayım ya, seçimden önce çıkar mı bu bir? İki modelden bahis açılıyor. Almanya, Finlandiya, yoksa ayrı bir Türk modeli mi gelebilir? Yani hani çıkacak çıkmayacak çokça konuşuluyordu. Olur mu olmaz mı? Net bir şey söyleyebilir miyiz? Ya şöyle, tabii benim net bir şey söylemem çok böyle uygun olmaz. Ama biz sadece son dönemlerde bildiklerimizi aktarıyoruz. En son sizin programınıza katıldığımda şöyle bir ifade kullanmıştım. 2022'de bu iş çözülür demiştim. Hatta 2022 yılında çözülmezse ben de bundan sonra emeklilikte yaşa takılanlar konusuyla ilgili yorum yapmayacağımı söylemiştim. Ve sizin programınızdan sonra da işte biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuyla ilgili yetki verdi kurmaylarına ve bu konuyla ilgili de çalışmalar var. Ben seçimden önce emeklilikte yaşa takılanlar konusunun çözüleceğini düşünüyorum. ne şekilde çözülür? 5 ayrı formül üzerinde duruluyor. İşte biraz daha erken emekli edelim, 3 yıl erken emekli edelim ya da işte 55-56 yaşını beklemelerini sağlayalım, 55-56 yaşında emekli olsunlar ya da yaşı bir kenara bırakalım. Belli prim gün sayısı isteyelim, işte 7200 gün örnek veriyorum, o güne ulaşanlar emekli olsunlar ya da işte Finlandiya modeli, Almanya modeli emekli edelim ama daha az maaş verelim, yıllar itibariyle maaşları biraz daha artsın, emekli olduğunda gerçek maaşını alsın. Şu anda konuşulanlar bunlar ama emeklilikte yaşa takılanlar bunları kabul etmiyorlar çünkü 8 Eylül 1999 tarihinde yasa çıktığında yasa geriye dönük işledi. Yani 1990 yılında, 88 yılında, 93 yılında, 95 yılında sigortalı olan bir kişi hem devletle hem iş yeriyle bir protokol imzalamış ve sigortalı olduğunda da ne zaman emekli olacağını bilirken yasanın değişmesiyle beraber yaşa takılmıştı. Yani dere geçerken at değiştirilmişti, maç oynarken kural değiştirilmişti. Bu nedenle emeklilikte yaşa takılanlar diyorlar ki 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olan herkesi kapsasın. Tabii bununla ilgili de maliyet konuşuluyor. İşte toplamda 4.800.000 kişi bugün emekli olsa yaklaşık 150 milyar yıllık maliyeti var. Ama herkesin emekli olamayacağını biliyoruz. Yaklaşık bugün yasa çıksa 500-600.000 kişi emekli olur. Yıllık maliyeti de 20-25 milyar civarında olur. Tabii 20-25 milyar çok büyük bir para ama ülkemizde şunu da biliyoruz ki yaklaşık olarak ülkemizde 5-6 milyon kişi çalışıyor ama sigortası yok, kayıt dışı çalışıyor. Bu kişilerin de ülkemizde sosyal güvenlik sistemine maliyeti de yaklaşık 100 milyar. Aslında sosyal güvenlik sisteminde kayıt dışılığın önüne geçilse emeklilikte yaşa takılanların maliyeti çok da büyük bir maliyet değil. Tabii. Peki halihazırda emekli olanların Özgür Bey şartlarının iyileştirilmesi için de bir çalışma söz konusu mu? Evet, onu da söylemiştim ben sizin programınıza katıldığımda. Evet. Hatta Twitter'da da paylaştım, sosyal medyada da birkaç ay önce paylaşmıştım. Yeni yılda büyük ihtimalle en düşük emekli maaşı 2000 lira olacak. Ama 1500 liradan 2000 liraya çıkartmak güzel, tamam en düşük 2000 lira olsun ama 2000 ve üzerinde 2000 lira, 2500 lira, 3000 lira alanlara bu sefer haksızlık. Ülkemizde aslında maaş bağlama sisteminin değişmesi lazım. Yoksa en düşük maaş 1000 liranın altına düşüyor. 1000 lira yapıyoruz. Sonra 1500 lira, sonra 2000 lira derken maaş yükseltiyoruz ama bu sefer de başka haksızlıklara neden oluyor. Yatırdığınız primler sizin maaşınızı belirliyor. Öyleyse en düşükten prim yatıranla orta halli prim yatıran da aynı maaşı almış olacak. Doğru. Bu sefer de primlerin bir anlamı yok. Tabii. Bu da kayıt dışılığı getirir beraberinde. Yapılması gereken emekli maaşı hesaplama sisteminin değişmesi ve emeklilik sisteminde, sosyal güvenlik sisteminde ödüllendirici bir sistemin olması gerekiyor. Evet. Ne kadar çok gününüz varsa o kadar çok maaş alacağınız, emekli olduktan sonra şu anda çalışanlar var. Düşünün emekli çalışıyor, emekliden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kasasına aylık 1300 lira para giriyor ama o kişiye en ufak bir yararı yok. Bu nedenle de bu kişiler de sigortasız çalışmayı tercih ediyor. Biraz ödül sisteminin olması gerekiyor. Evet. Daha çok gün, daha çok maaş. Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Anladığımız kadarıyla 2022 yılında çıkma olasılığı çok yüksek, emeklilikte yaşa takılanlara müjde diyebiliriz bu durumda. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Çok güzel bilgiler için.